Az əvvəlki mövzuya biraz da qayıdıb başqa bir istiqaməti işıqlandırmaq istəyirik. Burada Joe Biden'dan Cənab Erdoğan'ın görüşünü şərh etdiniz. Xüsusilə Birləşmiş Ştatların Türkiyə ilə münasibətləri bir tərəfdən, Cənubi Qafqaz siyasəti baxımından baxsaq, hazırki məqamda nə dəyişib? Şimdi biliyorsunuz bu 44 günlük Vatan Muharibəsi sırasında Amerika'da seçkilər vardı. Amerika gerektiği gibi buraya dikkat getirmedi ama baktığınız zaman Azerbaycan'ımızın enerji alanındaki uğurları herkesin dikkatindedir. Bu Bakü Tiflis Ceyhan konsorsiyumu içerisinde Amerikalılar da vardır. Yani Amerika Ermenistan'ın işte burada olması, Ermenilere desteği de gözümüzün kabağındadır. Yani Amerika buraya bundan sonra daha doğru karar verecektir. Zaten nümayendesini de gönderdi. Anladı ki Azerbaycan ne kadar önemli. Azerbaycan Türkiye'nin kardeşi ve Kafkasların parlayan yıldızı. Yani 29 yılda 30 yıl bağımsızlığının bu sene 30. yıl dönümü. 30 yılda ne kadar mesafeler kat etmiş. İşte mega projeleri gerçekleştirdi savaşa rağmen, yani savaşta olmasına bakmayarak Fidan Hanım. Baktığınız zaman Bakü Tiflis Ceyhan, Bakü Tiflis Kars ki bu demir ipek yolu projesi asrın projesidir. Bugün Pekin'i Londra'ya birleştiren böyle bir layihe yoktur. Aynı zamanda TANAP'tı. Yine Bakü Tiflis Erzurum, Petkim, yani İzmir Aliağa'daki yatırımları kimse bilmiyor aslında. Biliyor musunuz o Star rafinerini yapıldı. Petrol limanı yapıldı ki Aralık Deniz'de böyle bir proje yok. Onun için Azerbaycan'ımız Kafkaslar'da parlayan yıldızdır. Koşulmama hareketinin de dönem başkanı zaten. Bunlar Azerbaycan'ımızın kıymetini çok çok yukarı kaldırmaktadır. İşte o bakımdan Amerika için çok önemlidir Azerbaycan, Güney Kafkasya. Güney Kafkasya'da işte Ermenistan. Amerika da istiyor ki burada sulh olsun, insanlar daha iyi yaşasın. Böyle emektaşlık yapılacaktır. Bundan sonra anlatacağız derdimizi, Amerika'ya da anlatacağız. Birge çalışacağız. Yani Amerika buraya daha doğru baksın. Ermeninin şeyi tutsağı, kölesi olarak değil de gerçekleri görerek baksın. Məsələn, nə gözləyirik tam olaraq? Gəlin dəqiqliklə ifadə edək. Deyirik ki, doğru baxsın. Doğru baxış bucağı hansıdır? Doğru baxış bir kere bir barış anlaşması imzalanacak burada. Azərbaycanımızın topraklarının tanınması önemli. Birleşmiş Milletlerin tanıdığı toprakları Ermənistanın da tanıması lazım. Bunun için Ermənistan'a tazik yapması lazım. Bu önemli. Eğer Ermeni lobisi Amerikan yönetimini esir alıyorsa, bu kadar tazik gösteriyorsa, Ermeni lobisinin bundan vazgeçmesi lazım. Çünkü Ermeni lobisi Ermenistan'a zarar veriyor. Gerçekten zarar veriyor. Onlar doğru dürüst devlet olarak yaşayamıyor. Ya kilisenin tutsağı ya da lobinin tutsağı oluyor. O bakımdan Amerika'nın buraya vereceği şey doğruları göstermek Ermenistan'a. Doğruları gösterirse işte yeni bir gerçek var. Bununla barışması lazım. Bu barışırsa burada daha uzun süreli yaşayacak ve bölgedeki inkişaftan payını alacaktır. Zamanında eğer topraklar işgal edilmeseydi bugün Bakü Tiflis Ceyhan projesi, layihesi şeyden geçecekti. Ermenistan'dan geçecekti. Onlar da kazanacak. Bu baktığınız zaman bugün Gürcistan'ın kazanımları çok fazladır. Gerçekten çok. Ve karşı taraf Gürcistan bunu çok yaxşı anlayır. Hansı ki, yəqin ki siz de prosesleri izlirsiniz. Onlar da artık öz tövbelerini vermeye başlayıblar. Mesela Ağdam üzere minalanmış arazilerin xeritleri Azerbaycan'a təhvil verilib. Gürcistan burada vacib bir rol oynayıb, vasitəçi kimi. Çok da önemli bir rol oynadı Gürcistan. Gerçekten bir Ağdam'ın verdi. Diğer yerleri de vermeden lazım. Bunun da bir an önce halledilmesi lazım. İşte Amerika bunu da yapabilir. Tazik göstererek. Tazik göstererek diğer işte reyonlardaki haritaları da vermesi lazım. Yani bu bir insanlık suçu olduğu gibi bir savaş suçudur. İşte iki gazetecimiz orada şehit oldu. Gazeteci bunlar. Yani gazeteciler çok önemli, yani halka hizmet eden insanlar bunlar.
dünyadaki insanlara hizmet eden, doğru haber veren insanlar. Uşak da olabilir. Ya sabah da uşak olur eğer onları temizlemezsek. Onun için herkesin bu konuda elinden geleni yapması lazım. Ermenilere tazik etmesi lazım. Sadece A'dan yok. Diğer 6 reyondaki minaların haritasını tez vermesi lazım. Başka türlü olabilmez yani. Çünkü barış anlaşması yapılacaksa doğru dürüst bir komşuyla barış anlaşması yapılır. Terör devletiyle değil.